Şimdi şunu takıyorum. Bakın. Bunun içinde de bir yumuşak süngeri var. Elyafı var. Şunun arasına takılıyor saç. Hmm. Bizim eğer yapıyorsanız içine bir okunmuyor şu uzaktan. Bu benim bir şey satmıyorum ama markam size fikir olsun diye. İsterseniz başka bir etiket eğer satacaksanız. Ayşe'nin taçları atıyorum. Buraya bir etiket yapmalısınız. Güzel kutulamalısınız. Bunları konuşuyoruz. Hep şimdi üstüne pazarlardan alabileceğiniz uygun fiyatlı viskonlar. Değil daha mi? Streç bir kumaş olması bu lazım. Bu streç mi şu da? Evet. Bunda bir streçlik var mı? Var. Hafif varmış bak. Jersey. Jersey. Çiçekli, desenli. Bakın bir tane yapacağız. Sade. Şimdi bunların nasıl yapıldığını anlatacağım. En önce bundan mı başlayalım? Kadifeden. Kadifeden başlayalım. Kadifeden başlayalım. Şimdi böyle bir tacımız var. Şimdi buna streç kadife. Bir üstüne nasıl şurada gördüğünüz gibi bir kadife kaplayacağız. Ama içine elyaf da yapacağız. Önce buna göre bir patron çıkarttık. Tacımı alıyorum elime. Herhangi bir kumaştan, biz polardan yaptık. Bakın böyle bir, biraz bunu büyük mü yapmışız? Bizim o ilk taşlar bir tık daha büyüktü. Altında belki elyaf yok diye öyle olabilir. Elyaf yok diye mi olabilir? Yok. Olur. Ha, daha büyükse. Fark etmeyecek. Tamam. Şuradan alalım. Azıcık kesiyorum bunu. Tacınıza göre bir patron kalın yapıyorsunuz. Patron önemlidir. Siz de onu bana şöyle yaptırdınız biliyorsunuz. Ben nasıl yapalım diye düşünürken koyduk şuradan itibaren çizerek. Evet, gittik. Çizdik bir kağıda efendim. O bayağı zormuş, göstersene. Bu çizmesi mi? Bize çok kolay geldiği için herhalde şey oluyor. Şimdi bu şekilde tut onu Yurdanur. Şurada evet, kalemim var bir dakika. Aytül Hanım'ı mı kıracağım? Şunun üstüne de şey gösterebiliriz. Sileriz. Olması. Bir tamam, dakika. Kağıdınızı koydunuz. Önce bir A4 kağıt. Tacı böyle getirdiniz. Böyle çiziyorsunuz, yatırıyorsunuz, çiziyorsunuz, çiziyorsunuz. Masaya bir şey olmaz. Biz onu sonra sileriz. Ondan sonra oradan kalıp çıkarıyoruz. Masaya çizdim. Nereye çizeceğim? Yok şu anda A4 kağıt almamışız. Çıktı. Olsun. Ellerini kirletme, sonra sileriz. O şekilde yaptınız. Patronu çıkarttınız. Patronu ince elyaftan da bir tane. Bunu da büyük yapmışız. Ha, bu onun için. Onu yapmak için yine buradan elyafı bu şekilde kesiyorsunuz. Bu düğümlü tacın. Düğümlü tacı anlatacağım birazdan. Şimdi Yurdanur. Hı. Bir tek şeyi kesmemişiz galiba, getirmemişiz. Bir tane elyaf içine nasıl koyuyoruz gibi. Ha, tamam. Bu bunun elyafı ya. Şimdi streçli şeyi de kestik patronumuza göre. Yarıdan yaptık değil mi onu? Evet. Bu şekilde. Normalde kalıbını yaptık, paylı biçtik. Bunun bir santim payı var yani burasında. Evet, iki kat yaptık. Etrafını saracak bu gibi. Bu pay. Evet. Normalde birer santim buralarından şey pay bıraktı. Pay bırakacak. Streç olduğu için kumaş esnemesini istiyoruz ki bol kalmasın tacın üstünde. Bunu dikiyoruz. Streç. Hadi dik Yurdanur. Streç dikip ben gözlüğümü getirdik. Takayım. Orayı dikiyoruz şimdi. Streç dikişine, dikiş ayarına getirin makinenizi. Evet. Dikilmişi var. Geçelim. Dikilmişi şurada var. Dikiyoruz, ters çeviriyoruz. Cimi bak böyle ters çeviriyoruz. Çevirdik. Elimizde tacımız. Nerede o siyah? Bu muydu, bu muydu? Bu. Hangisiydi bu? Şimdi bu ilk aldığımıza yapıyorum. Bu ilk aldığımız. Ona göre değil mi bu, buna göre mi? Vallahi ikisi çok fark ediyor. Bir gittiğimizi Eminönü'nde bir daha bulamadık. Şimdi yarıya geçirdik. Ortada açıklık bırakıyorsunuz, unutmayın. Sonra elle dikeceğiz bunu. Bakın şunu göstereyim. Makinede sağından solundan diktik. Ortada açıklık bırakıyorsunuz. Şimdi burada biz bunu yani yarım gün uğraştık. Şimdi böyle yapsanız geçmiyor. Tut Yurdanur, ben şimdi bak bunu nasıl geçirdim. Burada bir hile var. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu buradan... Böyle miydi? Evet, dur, evet öyle. Şöyle sonra yapacağım, çeviriyoruz. Şimdi buradan böyle geçiriyorum. Sonra bunu şöyle yaparak geçiriyorum. Bakın. Kolayca geçiyor. Bunu yalnız şuna göre ayarlamışız.
Şuna göre ayarlamışız. Galiba. Bir dakika. Çıkarıyorum, hem de bir kere daha göstermiş oluruz. Milim fark var arada ama bak biraz bol geldi. Altına ver. Şunu koyalım. Getir. Bakın. Geçirdim. Geçirdim. Bunu böyle yapıyorum. Geçiriyorum. Şu tarafını. Buna dikkat edin. Hani dikiş üste geldi falan demeyin. Sonradan bunu çeviriyorum. Evet. Elyaf da girecek tabii bunun içine. Sonra orasını tutturuyoruz elimizle. Böyle tutturuyoruz. Bu hiç elyafsız. Eğer elyaf istiyorsanız içine bunu koymadan elyafı koyuyorsunuz. Şimdi elyaf buna içine. Büyük. Ben hemen keseyim. Ama başka elyafımız yok. Onu nasıl yapacaksınız o zaman öbürünü? Yok, orada var bir tane hazır şu. Nerede var? Bu. Tamam. O zaman şöyle yapalım, ben keseyim bunu. Bunu buraya silikonla, elyaf az kabarık olsun istiyorsanız bunu buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra üstüne kadifeyi geçiriyoruz. Tamam mı? Evet. Kes Yurdanur, varsa başka elyafın. Evet, şimdi 3 tane taç hediye ediyorum. Hangileri gösteriyorum? 1. Bir, bakın takıyorum. Bu da daha genç kızlara, daha çocuklara da olabilir. Hani bir elbiseyi tamamlayıcı. Bir, hediye ettiklerim. İki, bunlar da şeyden, hani çok yüksek kullanmak istemez herkes belki diye. O yüksek biraz iddialı, biraz hoş giyinip kocaman küpelerle falan hakikaten çok hoş duruyor yerini bulduğu zaman. Bunlar daha sadeler. 3 tane bir incili, bir bu, bir bu çok isteyen oldu değil mi yayının başında söylediğimiz için. Ben hafta sonu çalışacağım, bunları hemen göndeririz. 2 kişiye daha yapacağım buradan. 5 kişiye veriyoruz. 5 kişiye veriyoruz. Evet. Seyircilerimiz istesinler. Artık kimin kısmetine ne gelirse. Şimdi yaptık. Yapıştırıyorum bunu. Şimdi 2-3 tane prensibi olan şeyden bahsediyoruz. Yapıştırmaya başlayacağım. Silikonla. Güzelce yapıştırın. Evet. Ne diyor izleyicilerimiz Aytül? Herkes taç istiyor. Evet. Taç istiyor. Ama yapabilirsiniz de. Gerçekten kolay bir şey. Bakın, kapladık. Daha sonra diktiğimiz kadifeyi geçirdik. Şöyle geçirdik. Bakın hemen pofido oldu. Şuradan da geçireyim. Şöyle yapıyorum. Şuradan iyi yapıştırın. Belki şu anda yapışmamış olabilir. Koyduk. Eğer bir tanesinde bir hile yaptım. Eğer şurada bir şiilik istiyorsanız, sadece burada biraz yükselsin. Bir kat daha elyaf yapıştırabilirsiniz. Hatta. Bakın bir dakika dıştan göstereyim. Bir parça daha içerideyken, yani kırmızıyı geçirmeden bir kat daha şurasına elyaf geçirebilirsiniz. Evet. Sonra daha sonra bunu güzelce yerleştirdikten sonra dikiyor. Bunu güzelce elle dikiyoruz. Hatta dikmeden önce şuralarda bir yapıştırma yaparsak bu taçın böyle sağa sola dönmesini de engelleyebiliriz. Ondan sonra hatta ben şimdi başlayacağım, Yurdanur bunu diker. Ondan sonra mesela tam ortalıyorum şöyle, artık benim gözüm alıştığı için. Güzelce silikonlarımı, silikonla incilerimi yapıştırmaya başlıyorum. Sağ olsun Yurdanur burada. Şunu da yapabilirsiniz. Hani ben gözüm alıştığı için bakın bu şekilde. Aşağı doğru azaltın tam kulağınıza. Bunlar da bakın kulağımızın üstüne gelebilecek yerlere inci koymuyorum. Bunu bir büyük bir küçük koydum. Aşağı doğru daima yaptığınız ne üstüne çiçek, böcek ne koyuyorsanız onları azaltın. Mesela ben şu çiçekli de evde bir tane
Mumluğum vardı çok eskiden. İki tane almışım. İçine şey konuyor. Mum koyuyoruz. Bunun bir bardağı oluyor. Mumluk. Ne yaptım bunu? Kullanmıyorum. O zaman onları ben makasla şöyle küçük küçük şuradan kestim. Bunlar da el yapımı güzel şeyler. Böyle kestim bunları. Hazırladım, bana boncuk yaptım. Ve şuradaki çiçeklerimi çekersek arkadaşlar, bunları silikonla buraya yapıştırdım. Ve aralarına inciler ve şunlardan, elinde gördüğünüz bakın şurada, o şeyden kestiklerimle yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Bir iki silikon artığı, onları iyi temizlemek lazım. Onları da cımbızla temizliyorum, silikon artıklarını. Arkaya bir şey geçiriyoruz, ekstra for. Ve içine kendi etiketiniz, markanız, bir şeyiniz varsa satmak için yapıyorsanız. Bunu evinizde bulunan plastik küçük çiçeklerle de yapabilirsiniz. Küçük küçük. Ama daima aşağıya, yanlara geldikçe yaptığınız şeyleri azaltmanız lazım ki kulağınızı acıtmasın. Kulağınızın arkasında o malzeme bir böyle kafayı kocaman yapmasın. Olayı yukarı doğru hani vermek lazım. Mesela şurada da bakın şurada, yani şu kulağın tam üst yerinde. Kulaklarınızı, kulak kepçelerimi gösteriyorum. Orada bitmesi lazım. Koyduğunuz rahat boncuk, çiçek, herhangi bir şey. Şunlar hazır. Eminönü'nde hazırlar da var. Şu hazır. İsterseniz bu hazırlardan göndereyim size. Şunlar da çok güzel, bakın. Bunun üstüne bir şey koymaya gerek yok. Yani saçınızı toplarsınız. Aytül, bunları da gönderebilirsin. Bunlardan da takarım diyen olursa. Hani kimin kısmetine ne gelirse arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim şu tacımıza. Hemen onu da anlatayım. Yine taç aynı taç. Kalın. Geçen gün burada Fatma yapmış. Fatma keçe keçe çok güzel şeyler yapıyor. Fatma ince taç koymuş buna. Ama bunun o da güzel olmuş. O da bir fikir. Ama biz orijinalinde de böyle kalın kalın yaptık. Yurdanur, hemen bunu nasıl yapıyoruz? Bakın, buna da kendinden uzun bir kumaş ve içine elyaf koyuyoruz. Hazırladık. Evet. Sonra anlat şimdi sen onu. Normalde böyle bir kalın. Kanalı arıyorlarmış. Kanalı mı arıyorlarmış? Ay inanmıyorum. Ben ya burada programımızı yapalım. Ben gönlüm sizin. Siz isteyin yeter ki. Evet. Ne olacak? Bir taç olsun. İstediğiniz. Yapacağım. Birkaç tane daha yaparım. İlave ederim. Madem bu kadar istek geldi. Oturup hafta sonu çalışırım. Gece çalışırım. Değil mi? Sizin elinizin değdiği şeyi istiyor seyirciler. Hazırları ne yapsınlar? Onu alırlar. Ben de olsam onu isterim. Böyle bir kalıp çıkarıyoruz. Düğümünü ayarlayıp hani ne kadar düğüm yapacağız diye. Sonra tacımıza tutarsanız. Evet, tutacağım. Bakın. Şöyle düğümlüyoruz tacın üstünden. Burada ayarlama yapıyoruz. Bakın, bu çok kolay bir şey. Evdeki eski gömleklerden bu kumaşları, ne bileyim eski bir elbise vardır. Çeşit çeşit çocuklara yapabilirsiniz. Düğümledik bakın. Mesela bunu. Aynı şekilde yaptık. Ayarlıyoruz, oranlıyoruz. Evet, şu düğümü güzel oturtmak lazım. Bakın çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani o kalıp diye buradan gösterebiliriz. Evet. Bu kalıp, kalıbımız bizim. Evet. Şu şekilde yapıyoruz. Kolay mıymış? Buraları ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Şimdi burada yerleştirdikten bakın, sonra. Bakın yerleştirdik şimdi bu yerleştirdikten var. İçinde sonra. Demin gösterdiğimiz şu ince elyaftan evet. Var. Daima tacınızdan, yani bakın milim oynasa çirkin olabiliyor. Tacınızdan kalıp çıkartın. Şimdi bundansa bu çok daha kolay. Ve çok güzel kullanımlı. Şimdi buraları yapıştıracağız. Evet. Yapıştıralım Yurdanur. Tamam. Şuradan başlıyoruz. Hı hı. Yapıştır. Bir daha da yayına büyük silikon tabancası getirelim ne olur. Tamam. Az çıkıyor ya şey oluyor. Efendim? Arkası mı düştü? Buradan takarız. Var bir tane daha. Ha, silikonumuz mu düştü? Ay nazara geldik bir dakika. Silikon. Silikon bitti. Aytül. Düştü mü? Ha.
Tamam, böyle ben biraz kesiyorum silikanı. Rahat kullanmak için. Kısa şey yapmak için. Ay Yurdanur, iyi bir silikon tabancası alalım vallahi. O kadar tamam. Çok kullanıyoruz ki bütün silikon tabancalarımız şeyle. Şöyle yapıştırıyoruz yerleştirerek. Ben onu yapıştırıyorum. Tamam. Önce baktık, iğneledik, tuttuk, taktık. Evet. Güzel yaptıktan sonra şuralarına da şöyle geleyim şurası. Şuralarına güzel bir ütü de istiyor. Yaptık. Burayı çok ezmeyin ortalarını. Evet. Güzel bir ütü de lazım oluyor. Ay ben durmayayım, Derya çalışayım. Hanım, şu kısımda bu hani açıklık oluyor ya düğüm yerinde. Orayı da böyle yerleştiriyoruz yapıştırırken. Çok güzel. Bunu yapıp satanlar da var. Bazı butiklerde kıyafetlerin yanında yapılıyor. Ben zaten gece gündüz taç yapacağım. Valla evinize, iyi aile bütçenize çok güzel katkı sağlayabilirsiniz. Alın, yazlık yerlerdeyseniz yapın, parça kumaş alın, toptancıdan alın taçlarınızı, toptan alın 10 tane ama bir tane yapacaksanız tuhafiyeden gidin, bir yerden bulabileceğiniz yerlerden alabilirsiniz. Aslında evlerde de var taçlar, bir tane yapacaksanız onların üstüne de yapabilirsiniz. Ölçü daima sizin elinizdeki boş taç.